slime aslında bir marka. 1920'lerde Amerika'da bulunmuş. Ondan sonra da bunu oyuncak haline getirmişler. Oyun hamuru olarak getirmişler. Esasında bunun adı taklit edilerek kullanılan ve normalde zıp zıp hamuru denilen bir madde. Akışkan yapısı ve renkleriyle her yaştan çocuğun dikkatini çeken slime çocukların yeni oyuncağı oldu. Rengi de çok güzelmiş. Maf mavi. Sosyal medyada slime'ın tariflerine bile yer veriliyor. Anne babalarsa çocuklarıyla birlikte hamurun tehlikelerinin farkında olmadan oynuyor. Görüntüsü çok güzel. Anneler babalar çocuklarına yapıyorlar. Öğretmenler okulda yaratıcılığı geliştirdiğini iddia ederek çocuklarla bunları birlikte uyguluyorlar. Slime'ın içerisinde çıplak elle alınmaması gereken boraks, gıda boyası, zamk, tutkal, oje, tıraş köpüğü ve tıraş losyonu gibi birçok kimyasal madde bulunuyor. Bunun içinde ana madde olarak boraks, tutkal veya zamp gibi yapıştırıcılar, bazen de gıda boyaları, tıraş köpüğü veya tıraş losyonları bulunmakta. Bunlar birlikte karıştırılarak yapışkan, akışkan bir oyuncak elde ediliyor. Adli Tıp Bilimcileri Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Hamit Hancı hamurun son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Fakat bu son derece tehlikeli. Hamurun içine katılan kimyasal maddeler uzun süre solununca zehirleyici etki gösteriyor. Diğer bir tehlike ise hamurun içerisine katılan uçucu maddelerin ilerleyen zamanlarda çocuklarda bağımlılık yapması. Özellikle yapıştırıcılar. İçinde ee, içinde solvent içerenler hele bunlar bağımlılık yapar. Adli Tıp Bilimciler Derneği Terör incelemeleri komisyon başkanı Borga Sezer kızının elinde gördüğü bu hamurda en büyük tehdidin merdiven altı üretimi olduğunu söyledi. Kızımla ondan sonra yeğenimiz geldi. <laughs> Ablasının elinden tuttu kırtasiye gittiler. Slime aldılar. Benim kızım 7 yaşında. Ondan sonra nedir bu diye baktım. İlgim çekti. Jelibomsu bir madde. Ondan sonra baktım ki altında hiçbir fabrika şu bu yani açıklayıcı bir içerik yok merdiven altı basımı olduğunu tahmin ederek bu konuyu araştırdım.